Şimdi durdum. Dedim birden ben artık rank kası Fatih olacağım. Ya da işte bronzum Fatih'e başlayacağım falan filan fark etmez. Hani asıl amacımız şey böyle. Sıfırdan ben Fatih olabilir miyim? Bence olabilirsin bak. Sıfırdan aranızda Fatih olmayacak yok. Mesela ilk öncelikli olarak abi nereye atlayacağız? Bak aklınızda hep şu var. Nereye atlayacağım? Bak atlarken abi ismi olmayan bir yere gideceksin. Ya bak mesela örnek veriyorum. Şu an ismi yok kanka. Atla geç bak. Bak en güzel örnek bu. Bakcan abi ismi olmayan 2 kilometre ötelerde böyle bir yerlere atlayacaksın. Yakın yerlere atlamanı önermem. Oralara atlayanlar oluyor. Yan evleri falan dolu oluyor. Takıntı eksi yiyebilirsin. Hani o yüzden bak ismi olmayan bir yer bul abi. Bak direkt buldum mesela ben şurası. Buraya atlıyorum örnek veriyorum. Hepinize yeni bir PUBG Baba videosundan merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte eğer ki giriş yapmayı unuttuysam diye giriyorum ki büyük ihtimalle unuttum. Bugün abi rank kasanlara elimden geldiğince sıfırdan nasıl Fatih olabilir onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi ne kadar amacınız Fatih olmaksa tekli üşene, yok ben as olacağım diyorsan da takımlı üşene öneririm neden diye düşünüyorsun. Bu sorunun cevabını vermeden önce aşağıdan videomuza birer like bırakırsanız çok tatlı olur. Teşekkürler. Hani biliyorum zor bir şey değil. Bak şöyle ekrana bir şey kaldır. Orada bir like tuşu var. Ona bir şöyle bas. Bitti bu kadar. Başka hiçbir şeye gerek yok. Şimdi ismi olmayan bir yere atladım ben mesela. Örnek veriyorum siz tekli ya da takımlı kalacaksınız. Takımlı da Fatih'e kasmanız sadece size eziyet çektirir abi. O yüzden takımlı Fatih'e kasmayın. Benim önerim Fatih'e kasacaksanız tekli üşene kasın. Kasmayacaksanız da as olacaksanız da gidin takımlı üşene kasın. Çünkü takımlı birazcık daha as olmaya odaklı ama tekli rank kısarsanız hani as oluyorsun azıcık daha kasıyorsun Fatih oluyorsun. Ama takımlıya gelip sen bir Fatih olmaya kalktığında as olsan üstte 1500 puan falan daha kasman lazım ki hani bu öyle kolay kolay kasılan bir puan değil. Bir de olay takımlıya gidiyor bak takımlı hani. Takım lazım diyor. Kardeşim var mı takımın diyor. Yok ne yapacaksın sen burada as olursun. Bitti yani. İsmi olmayan yerlere de atlayın abi. Bak mesela ben ismi olmayan bir yere atladım abi. Alanda mıyım? Tamam bak şimdi şuranın lootunu yapıyorum abi. Loot bitti. Bakıyorum şurada araba var mı? Yok. Sağda var mı? Yok. Şu yukarı tarafa bir bakabilir miyim? Bir dakika şu yukarıya bakayım. Araba varsa orada bir tane araba çekeyim yoksa mantarda yılanlayacağım. Şimdi araba bulamadım abi alandayım. Gezinmeme gerek yok. Bak ben şu an rank kasarken eğer ortalıkta gezinirsem arabayla geçenler gelir beni vurur ve bu ne demek olur? Eksi yerim. Ya da işte şansıma gelir kafama rezon düşer. Yani rezon olmayan yerde bile rezon düşerse ben açıkçası şaşırmam. Bende öyle bir şans var. Abi şimdi lootunu yaptın değil mi? Yapacağın tek şey abi. Bak bırak şu telefonu ya bırak. Bak Fatih olacaksın. Bırak abi bu yılanlık hani biz pusmuyoruz bu arada. Bak şöyle telefonu koyacaksın abi alan gidene kadar. Evde duracaksın. Senin amacın ne? Fatih olmak. Bak raş atarak da olursun. İstiyorsan git raş at. Ama şimdi 5 raş atıp birinde puan almaktansa 5 tane yılan yapıp 5'inde puan almak daha karlı. Bak benim yayınlarıma gelenler de bilir. Videolarımın sonunu izleyenler de bilir. Bak şu an 0 kill'im var. Bu videoyu ben daha yeni çekiyorum. Sabah kalktım direkt video çekiyorum. Abi 0 kill var. Ben mesela maç sonu 7-8 kill alırım inşallah. Yani eğer adam kalırsa 7-8 kill alırım. Kendimi biliyorum. Siz de bu şekilde yapın. Maç başı kill almaya oynamayın. Abi maç başı sadece şey kalın böyle. Hayatta kalmak için uğraşın. Abi son alan geldi mi? Yani rankınız düşükse gidin vurun. Ondan yana sıkıntı yok da yani taş liginden sonra falan uğraş işleri birazcık sıkar abi. Hani eksi yedir. Elmasta bile eksi yeme ihtimaliniz normal. Şöyle söyleyeyim abi normalde sizi vuramayacak adam şansa bala gelip sizi vuruyor ve eksi yiyorsunuz. Yani o yüzden rank kasarken ben rush atmayın diyorum. Bak normalde rank kasma abi gider hepsini vurursun. Ama rank kasınca ne oluyor bilmiyorum. Ölüyorsun abi. Bu bende de var sende de var biliyorum ben. Hani normalde vurabildiğin adam. Abi rank kasarken vuramıyorsun. Saçma değişik bir şey biliyorum. O yüzden elinizden geldiğince abi alan sizden gidene kadar takılın. Zaten maç sonu bir alan var kit alanı. Bu da hepiniz bilirsiniz. O alana girerseniz kit basmanız gerekiyor. Yani o alan kapandığında kit basmazsanız alan dışı da ölürsünüz. Hani o alana kadar abi yavaş yavaş safe safe takıl. Biri gelip sana kafa atarsa da onu sessiz bir şekilde sürünerek vur. Yılanlayarak. Hani o yüzden böyle yapın abi. Yoksa çok eksi yersiniz ve rank kasmanız zorlaşır. Ortalama birisi tek de Fatih olmak için 80 maç yeterli bak. Ortalama 80 maç. Hani 100 maç da olur ama gerek yok. Ben mesela rekorum 60 başta falan Fatih olmuştum. Geçen sezon 2 günde Fatih olmuştum. Hani birinci gün başladım. İkinci gün Fatih yaptım. Kendimi sonra da çerçeve almayı unuttum. Mesela 4200 puanda Fatih oldum. Ne oldu? Sezon sonra gittim. 5300'e falan kastım. Hatta bir tane de bot geldi. Bak şimdi. Şöyle gelen botu vuruyorum abi. Tamam birleş abi. Vurdun mu?
Gök loot'un abi. Ne var emniyeti var. Alırız. Severiz. Okey. Bitti. Bak şimdi. Hemen yerine giriyorsun abi. Burada yılan yapmaya devam ediyorsun. Bak. Kapılarım da kapalı. Kimse benim mantarda olduğumu bilemez. Bu arada eğer ki bilmeyenler varsa diye söyleyeyim. Şu an Huawei App Gallery'de şöyle bir etkinlik var. Hani eğer UC alıyorsanız mobilden, ben sadece mobilden UC alırım, başka yerlere güvenmiyorum derseniz, size şöyle bir şey söyleyeyim. Huawei cihazlarda eğer ilk defa UC alacaksanız %25 bonus puan veriyorlar. Diğer alışverişlerinizde de %15 puan veriyorlar. Yani örnek veriyorum, ilk harcadığın kaç lira harcadın? 100 lira. İlk alışverişte 100 lira harcadın, 25 lirada sana Huawei puan veriyorlar ve bu puanlarla da UC alabiliyorsun. Hani eğer ki cihazın Huawei ise Huawei'den UC almanızı öneririm. Bir de oraya da bir rank sistemi gibi bir şey eklemişler. Gold, Platinum, işte Diamond gibi bir rank sistemi var orada da. Eğer ki o programa girebildiyseniz, o programda da şöyle bir özellik var abi. Diyelim ki 700 liralık bir Huawei puan biriktirdiniz, tamam mı? Diyelim ki biriktirdiniz. O ranklardayken şey yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, 500 liralık Huawei puanınız var. 70 lirası da harcadınız. 430 Huawei puanınız kalıyor. Ama normalde şu şekilde. İlk satın aldığınızda %25 veriliyor. Diğer alışverişlerde de %15 veriliyor. En son bunları kullanacağınız zaman da, eğer rank sistemindeyseniz, hani 500 lira harcadığınızda, örnek veriyorum 500 liranın içinden 700 lira harcadığınızda, yani 500 puanın varsa 430 puan kalıyor ve hani bu puanlarla işte daha çok alışveriş yapabiliyorsun. O yüzden hani bunu da sana bir tekrardan haber edeyim dedim. Eğer ki Huawei kullanıyorsan Huawei App Gallery'den UC'lerini almayı unutma. Geri kalan bakiyelerinizi bir sonraki alışverişlerinizde kullanabiliyorsunuz. Merak etmeyin, hani bakiyem boşa gidecek falan düşünmeyin. Örnek veriyorum, o 430 lira kaldı ya, bir sonra yine harcayabilirsiniz yani. Ben de burada yılanlamaya devam ediyorum agalar. Alan bende, hiç acelem yok. Yılan yap, Fatih ol, telefonu bıraktım. Bitti. Temiz. Agam yani geldiğin yerlere bence dikkat et ya. Hani böyle bir tehlikeli yılan çıkabilir. İsmi de Ferdi. Ben çok tehlikeliyim aga yani. Nereden çıkacağımı kimse bilemez. Yılan yap, Fatih ol. Bu arada M4'ü aldım. Okey, bak abi, hiçbir şey yapmadan mis gibi loot yaptım. Adam ne güzel yolu geçiyordu. Ve birden mantardan biri çıktı ve vurdu. O yüzden agalar diyorum ya size, bak. Hiç kendinizi zorlamayın. Adamlar kendi gelip sizi buluyor zaten. Arabayı birazcık aşağı koyayım da dumanı çıkıyor. Giderken bununla gideceğim. Okey, bir yandan da 21 kişi kaldı. Güzel. Ferdi bunu sevdi. Bak, hiç aceleye gerek yok abi. Yat. Bak, ikileşim oldu. Bir şey yapmadım. Bak bak. Bak, sadece burada durarak. Dur abi. Bekle. Bak, şurada daha adam vuracağız. Merak etme. Şimdi yeni alan verildi. Alan birazcık yukarı tarafta. Okey. Gitmemize gerek var mı? Hayır. Ama eğer ki gitmek istiyorsan, ne zaman gideceksin biliyor musun? Alan gelirken gideceksin. Benim sana önerim, alan gelirken git. Yok, ben alan gelmeden gideceğim diyorsan da, hadi senin dediğini yapalım bu sefer de. Ama ben genellikle yayın içi rank kasarken alan gelmeden gitmem. Niye derseniz, alanla birlikte gidip boş bir yer alırım. Şimdi örnek veriyorum, böyle maç çok sağlamdır. Yani puan verecektir. Erken gidersin abi, gelir MG3'lü DBS'li bir kafa atar sana. Yani onlar da yakında biliyorsunuz, affetmiyor. Ne oluyor? Erken ölüyorsun abi, puan alamıyorsun. Hani bırak o kulübeye o girsin, ama sen 5 dakika fazla yaşa ve puanını al. Yani parti olacaksan birazcık şey, bu strateji abi. Ne yapsam, nasıl daha çok puan alırım? Benim mesela şu arabanın hala kendi hayrı yok. Burada biri ölmüş, ben burada durmam. İçeriden bir tane yılan çıkabilir abi, böyle hıs yapanlarda. O yüzden ben almayayım. Şöyle şuraya geldim. Öndeki araba yanlış hatırlamıyorsam spamdı, o yüzden girdim, yoksa ben buraya girmezdim. Sıkıntı işler. Sıkıntı yazıyorlar adam. Oğlum, benzin bidonu bir an adam kafası sandım ya, korktum. Okey, bak şimdi alanda yerimizi aldık mı abi? Yat gene, yılan yap, Fatih ol, bitti. Bak, tek bir şey var. Aklına geldikçe söyle. Yılan yap, Fatih ol. Bu kadar. Ve yavaş yavaş artık son alana geldik. Şu an 11 kişi kaldı bu arada. Ben de arabamı binip buradan çıkacağım. Şu buggy'yi alacağım. Hani bu buggy birazcık da benimkine göre sağlamdı. Neyse. Memektarla ben kaçar abi. Onu alacaktım. Agan, bir rakibi izlesene. Dur bir dakika, ben izleyebilir miyim? 4 kilo var. 3-10 KD var. Dur bir dakika, ben bunu izleyeceğim abi. Hiç ıskalamadan nasıl tutturdu o bana onu ya?
Mesela tekli rank ilk defa kasan birisi bunu diyecek. Çünkü artık burada öldüğünde bayılmak yok. Hani eğer ilk defa kasıyorsan cidden bu olay böyle. Bu nasıl oldu da bana öyle vurdu onu anlamadım ben ya. Direkt hani tık abi öldüm. Hani şey yok. Hayatta kalamadım. Okey. Bu nasıl geldi beni vurdu öyle? Vallahi bak şaşıracak durum. İşte hani diyorum ya abi bak. Videonun başında da söyledim. Şöyle bir olay var. Bak normalde sizi vuramayacak adam bazen öyle bir vuruyor ki bunun yüzünden eksiyebilirsin. O yüzden tekliye rush atmak çok mantıksız abi. Ölüm tekrar versin artı 21 aldım. Sıkıntı yok. Hani o yüzden diyorum abi bak 2 ese bir body atmış. Normalde sizi vuramayacak adam bazen öyle bir vuruyor ki hani öyle yani bunun şeyi yok. Bak bir tane oradan vurdu. Yukarı cama baktı. Oraya çıkacağımı sandı. Halbuki çıkmadım ben. Şimdi arabaya bindim gideceğim abi. Bak hala oraya bakıyor. Bana bir bakıyor. Kesti. Verdi üzgün. İşte bu yüzden tekli rank rush atılmaz abi. Hani takımı da atarsın da burada birazcık yürek ister diyeceğim de yürek bile yetmeyebilir yani o seviyede. Neyse. Bu videoluk da benden bu kadardı. Hani elimden geldiğince sizlere sıfırdan bir rank kasan birisi nasıl kasmalı onu anlatmaya çalıştım. İşte rush atarsanız diyelim ki böyle mermileri yersiniz abi. Ondan sonra baka kalırsınız. Lan ben niye rush attım? Niye eksi yedim? Adam nasıl geldi bana 2S'ye attı? Dersiniz abi. O yüzden tek de rush atmayın. Yılan yapın Fatih olun. Benim önerim bu. Neyse bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kaçıyorum. Bay bay.